Ölümlü Dünya 1, Türkiye komedisinde ciddi bir değişiklik yapmıştı. Hiç espri yapmadan, tamamen normal olayları çok absürt bir şekilde işleyerek ortaya farklı bir mizah çıkarmıştı. Tabi dünyada veya Türkiye'de bir ilk değildi. Ama bunu çok güzel bir şekilde işleyerek muazzam bir iş çıkardıkları için viral oldu film. Ardından benzer tarzda filmler ve diziler gelmeye başladı. Yıllardır piyasada zar zor tutunan, kendi çapında takılan komedyenler çok başarılı diziler yazarak hak ettikleri yerlere geldiler. İlk film bu kadar tuttuktan sonra ikinci filmin gelip gelmeyeceği merak konusu oldu. Aynı ekip bir yıl sonra Cinayet Süsü filmini çekti. Her ne kadar Ölümlü Dünya kadar iyi olmasa da güzel bir filmdi. Ekip bundan sonra yılda bir film çıkarır diye düşünmüştüm ben. Ama uzun bir süre hiçbir şey çekmediler. Feyyaz Yiğit ve Aziz Kedi gibi dizisini çekti ki o da zaten Ölümlü Dünya etkisiyle çok fazla tutup viral oldu. Oldukça da başarılı bir dizidir ayrıca. Ve tam 5 yıl sonra Ölümlü Dünya 2 geldi. İlk başta Disney Plus platformunda yayınlanacağı söylendi. Ve ben aşırı mutlu oldum bu habere. Sinemada film izlemek benim için bir eziyet çünkü. Bu konu hakkında detaylı bir video hazırlık aşamasında. Sonradan yaşanan olaylar sebebiyle olacak ki film sadece sinemada çıkacak şekilde tanıtıldı. Yapacak bir şey yok. İzleyeceğiz. Çok başarılı bir reklam kampanyası yürütüldü. Ve çok fazla bir yükselme oldu. Bu sebepten ötürü filmin çok kötü olacağını düşündüm. Bir şeyin reklamı ne kadar yapılırsa o kadar kötüdür benim için. Ama ekip o kadar iyi ki film tahminimden çok daha iyi çıktı ve beni oldukça tatmin etti. Ekip sanki yıllardır her gün bu rollere çalışmış gibi hiç yabancılık çekmeden rol yerine geri dönmüş. Sonradan dahil olan oyuncular da rollerin hakkını vermiş. Hiç abartılı şakalar yok. Her şey tam olması gerektiği gibi. Filmde tek rahatsız olduğum konu olayların biraz hızlı gelişiyor olması oldu. İlk filmde daha sakin bir tempo ile gözü yormadan tane tane işliyorlardı her şeyi. Burada çok hızlı bir şekilde işliyorlar olayları. Ve ayrıca film de çok hızlı. İzlerken biraz gözlerim yoruldu zaten. Oldukça kalitesiz bir görüntü izliyorken bu kadar hızlı olunca gözlerim iyice bozuldu. Filmde en sevmediğim sekans helikopter sekansı. Çok kötü ve abartı geldi bana. O kadar da komik olamadı çünkü gereksiz abartılı işlenmişti. Ölümlü Dünya'nın dizisinin geleceği neredeyse kesinleşti. Bu evrenden yeni maceralar görmek beni oldukça heyecanlandırıyor. Merakla bekliyorum diziyi. Kötü bir iş çıkmayacağına eminim artık.